Merhabalar, bugün özlediğiniz bir isimle konuşuyorum. Mehmet Ali Alabora, Memoli, yani pek çoğumuzun bildiği ismiyle Memoli. Uzun zamandır Türkiye'de yok. 2013 yılında işte gezi olaylarından sonra Türkiye'den ayrıldı. Bir süredir İngiltere'de, Galler'de. Şimdi yeni bir projesi var. Yalnız bu yeni projesini biz de izleyebileceğiz. Yani o bizi göremeyecek ama biz onu göreceğiz. Mehmet Ali Alabora ile tabii yeni projesini, hatta projelerini konuşacağım. Biraz gündemi de konuşacağım. Merhabalar, teşekkürler katıldığın için bu röportaja. Hemen uzatmadan bu dizi projesini çok merak ettim. Onu sorayım. Ne dizisi bu? Nerede yayınlanıyor? Nece? Fflam dizinin adı. İngilizce'deki flame'in Galce'deki karşılığı olan Fflam. Yani alev, ateş demek. Dizi buradaki Galce kanalı olan, yani Britanya'nın Galce kanalı olan S4C, S4C kanalında yayınlanıyor. Türkiye'den de S4C.com'a girdiğiniz zaman Click diye bir dijital platformları var. Onun üzerinden de dizi seyredilebiliyor. Aslında bütün bölümleri ilk bölüm yayınlandıktan sonra box set olarak koyacaklardı. Fakat zannediyorum bir teknik problem olmuş. Galiba gelecek haftadan sonra hani binge watch deniyor ya şimdi. Onu yapmak isteyecek olanlar için hepsi olacak ama şu anda birinci bölüm orada. Paralı mı peki bu? Biz buradan parasız mı giriyoruz bu Click sistemine? Evet. Ücretsiz izlenebiliyor. Peki Galce mi olacak ya da Türkçe altyazı falan olacak mı? Maalesef Türkçe altyazı olmayacak. İngilizce altyazı var. Ama Türkçe'de her bölümde bir Türkçe sahne var galiba. Yani Gal televizyonunda Türkçe'de oynanan bir sahne var. Dizi Galce ama İngilizce altyazı seçeneği var. Şimdi, belki ileride Türkçe altyazılı da bir tane yaparlar. Değil mi? Belki çok talep gelirse hani böyle bir herkes yazsa mesela bu platformu olabilir. Başrolde oynuyorsun değil mi? Evet, zaten çok küçük bir kastı var işin. Yani toplamda bir ana kasta biz 5-6 kişiyiz. Onlardan bir tanesi de benim. Süper. Konu ne? Nasıl akıyor olaylar? Ne oluyor? Türkiye'yle bağlantısı var mı konunun? 2 tane Türkiye'li karakter var içinde. Noni bir şef. Ve çok böyle bir lokantada, bir yerde, kafede çalışıyor ve bir tane sevgilisi var, adı da Deniz, o da ben oluyorum. Deniz Türkiye'den bir şekilde ayrılmak zorunda kalmış ve geri dönemiyor, sürgünde yani, politik nedenlerden ötürü dönemiyor. Noni ile tanışmışlar, Noni ile birlikte olmaya başlamışlar ve sonra bir çiftlik satın almışlar. Deniz çünkü imzacı bir akademisyenmiş. Dolayısıyla Türkiye'ye şu anda dönemiyor. Fakat bir çiftlikte büyüdüğü için de bir çiftlik nasıl işletilir biliyor. Dolayısıyla Noni ile birlikte bir çiftlik işletiyorlar. Kız kardeşi, Deniz'in kız kardeşi Ekin, onu da Pınar Önü oynuyor. Deniz'in kız kardeşi Ekin de birazcık karışık olacak ama Noni'nin çalıştığı kafenin sahibi olan Malan'la evli. Onlar tamam. Bir LGBT couple'lar ve onunla evli ve çocuk yapmak istiyorlar. Spermlerini de ben bağışlayacağım. Hükümetin yani seveceği böyle her şey var. Her şey var. Bayılacağım. Müthiş. Yani dolayısıyla çok güzel birbirleriyle iyi geçinen, sıkı fıkı güzel bir aile tablosu var. Mutluluk var, her şey var. Fakat Noni'nin 3 yıl evvel bir büyük alev, yani yangında kaybettiği, işte flame biraz oradan geliyor, Fflam yani, yangında kaybettiği bir kocası var. Fakat bulunamamış adam ve onun büyük bir travması var kadında ve onu atlatamıyor bir türlü. Hani arada fotoğraflarına bakıyor falan filan, bu mutlu hayatı olmasına rağmen. Sonra bir adam çıkıp geliyor ve bizim Noni tamamen kaybediyor yani kafa gidiyor Noni'nin ve bu gördüğü adama kocasının adıyla seslenmeye başlıyor ve 1. bölümde böyle başlamış oluyor. Yani 1. bölümün sonu gibi oluyor bu. İzlediğinizde göreceksiniz. Ama esas olaylar ondan sonra işte gelişmeye başlıyor. Olan bizim Deniz'e oluyor, yazık gibi hissediyorum. Ya birazcık öyle oluyor yani. Adamın çekiciliği varmış bu hayatta. Yani dizinin başında böyle Noni'nin birazcık temperamanlı ve birazcık hani problemli olduğunu görmek için bir kavga sahnesiyle açılıyor dizi ve bana böyle kötü bir şey söylüyor hani. Birazcık hani küfür gibi bir şey söylüyor. Biri tweet atmış burada izleyenlerden biri. Daha diyor adamı göreli 60 saniye oldu. Direkt küfür yedi, biraz haksızlık olmuş bu karaktere diye. Evet, Deniz birazcık öyle oluyor. Şimdi peki siz bu Galce bu. Yani Galler'de yaşıyorsunuz değil mi? 2013'ten bu yana mı Galler'de yaşıyorsunuz? Değil mi? Evet. Zor bir dil mi? Bu The Crown dizisinde de hani Prens Charles Galce konuşuyor falan ya. Hiç böyle kulağımızın aşina olmadığı bir dil ve sanki hani böyle başka bir dünyadan bir dilmiş gibi geliyor insanın kulağına yani. Hakikaten nasıl öğrendiniz? Başka bir dünyadan benzetmen bir nevi güzel oldu, doğru oldu şu açıdan. Lord of the Rings'te elflerin konuştuğu dil Galce'den esinlenilmiş bir dildir mesela. Hani oradan da kulağınızda bir aşinalık olabilir. Yani geldiğimden buraya ben Galce projeler yaptım. Galce bir oyun yaptım, bütün Galler'i dolaştım. Dolaştık oyunla. Ondan evvel yine başka bir Galce dizideydim ve dolayısıyla hani çok fazla Galce konuşan arkadaşım var. Yani normal hayatlarını Galce yaşayan, evlerinde çocuklarıyla Galce konuşan da bir sürü arkadaşım var. Dolayısıyla hani evet burada herkes Galce konuşmuyor. 3.300.000'lik bir nüfusu var Galler'in. Burada 700 ila 800 bin kişi Galce konuşuyor ama hala çok hayatta olan ve yaşayan bir dil Galce. Dolayısıyla da böyle bir şey olunca insan hani bu kültürün çok ciddi bir parçası olan bu diliyle tamamen yabancı olmak bana çok doğru gelmedi açıkçası. Peki bir kursa bunun falan mı kendine... gittin? Hani kursa mı gidip öğrendin yoksa günlük konuşa mı? O da zor şahane ya. Şahane bir kursa gittim önce. Fakat pek bir işe yaramadı. Bir 3 ay 4 ay devam ettim kursa. Şahane bir application var. Adı Say Something in Welsh. Yani Galce bir şey söyle. Hani application adı bu. Say Something in Welsh. Bu bir sistem. Ve bu sistemle şöyle bir sistem. Bu arada sahibi de dostumdur Aran Jones. Ona da buradan selam gönderdim. Abi sen orada herkesi tanıyorsun ya. Sen orada kurmuşsun şeyi yani. Bizim Galler'de şöyle bir şeyimiz vardır. Hani 6 derece uzak diye bir muhabbet vardır. Yani dünyada herkes birbirine 6 derece uzaktır gibi bir teori vardır. Hani işte seni mesela uyduruyorum Obama'ya bağlamak için niyeyse aklıma Obama geldi. 6 kişi, hani arada 6 kişiyle ulaşırsın gibi bir şey var. Galler'deki uzaklık 1 derece yani gerçekten. Hani biri gelsin Galler'den 1 derecede birbirimizi birinin ortak vasıtasıyla tanıyor oluruz. Dolayısıyla küçük bir ülke olduğu için de insan herkes tanıyor ama Say Something Mouse gerçekten inanılmaz bir yöntem. Şimdi belki başka dillerde de bu yöntemi geliştirmeye başlayacak. Ha mesela değil mi Türkçe'yi de çünkü yabancılar epey zor öğreniyor aslında. Hani belki Türkçe'de şey olsa bu da bir iş kolu olabilir yani. Aynen. Biz bunu Aran'la da konuştuk zaten. Yani insanların çünkü bir parametre geliştirmiş Aran. Aslında çok çok ilginç. Yani yarım saatlik şeyler dinliyorsunuz. Sesler dinliyorsunuz. O sadece size aralardaki boşlukları doldurmanızı öğretiyor ve birleştire daha doğrusu cümlenin bölümlerini birleştire dili öğretmeye başlıyor. Çok çok ilginç bir yöntem ve gerçekten başlıyorsun yani hani anlamaya ve konuşmaya ve bir şeyler söylemeye. 2013 yılında gezi olaylarından sonra senin de hakkında yani yürüyen bir dava var, bir iddianame hazırlandı ve galiba müebbet hapis cezasıyla yargılanıyorsun değil mi? Bildiğim kadarıyla. Ağırlaştırılmış müebbet. Ağırlaştırılmış müebbet. Aslında beraat kararı verilmişti ama sonra istinaf bozdu değil mi? Yanlış takip etmediysen. Bizim için hiçbir zaman beraat kararı verilmedi. Yurt dışında olan ve mahkemeye çıkmamış olan 7 kişi için hiçbir zaman beraat kararı verilmedi. Beraat kararı yargılanmış olanlar için verilmişti. Okay. Ve daha sonra o 2 ya da 3 hafta önce bozulan, istinaf mahkemesi tarafından bozulan karar bu karardı. Aynen. Bizim ise dosyamız ayrılmış ve aynı koşullarda yargılanmaya devam, yani bulun getirin ve yargılayın kararı mahkeme tarafından sürekli tekrarlanan bir karar olarak devam etmişti. Dolayısıyla bize hiçbir zaman beraat kararı çıkmamıştı. Neden kalıp yargılanmayı tercih etmedin? Ben çıktığım zaman böyle bir dava yoktu zaten. Ben 2013 yılında çıktım. Bu dava 2018 yılında başladı. Yani o 5 sene içinde zaten bir dava yoktu ortada. Dolayısıyla ama zaten hani bugün niye yargılanmıyorsun diye soracak olursan herhalde bu soruya benim cevap vermem yani pek bir şeyi yani herkesin farkındadır. Herkes değil de zaten Türkiye'deki sisteminin ne durumda olduğunu herkes farkındadır. Eğer 657 sayfayı okursanız sayfa yani bu bu iddianamenin kendisinin, bu iddianameyi hazırlamanın bir suç olduğunu zaten herhalde objektif bir hukukçu çok net olarak, dünyanın herhangi bir yerindeki objektif bir hukukçu çok net olarak söyleyebilir yani. Yani burada adil yargılanabileceğini düşünmüyorsun. Ortada bir adil yargılanmayı geçiyorum. Ortada bir davaya teşkil edecek bir durum. Yani adil yargılanmayı geçtim. Yargılanmamamız gerekiyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar zor ki bunu anlatmak. Hani dolayısıyla evet, yani Osman, düşünebiliyor musunuz? Osman Kavala 3,5 yıldır içeride. Bir tanesinden beraat etmiş. Hadi o beraat kararı bozulmuş. Beraat ettirildiği gün başka bir iddianameyle tekrar içeride tutuluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki çıkarın, tutamazsınız diyor. Yeni bir tane istinaf mahkemesi kararı bozulan. Yani şimdi hani lütfen. Yani eğer burada kalsaydın sen de Osman Kavala gibi olurdun muhtemelen diye hissediyorsun anladığım kadarıyla. Osman Kavala gibi mi olurdu, başka türlü mü olurdu bilmiyorum ama şu anda orada, yani Türkiye'deki otoriter rejimin varlığıyla bir birey olarak onun karşısındaki güçsüzlüğünüz had safhada. Dolayısıyla da böyle bir yerde hayatım sadece içeride olmak değil, hayatımın da tehlikede olduğunu da hissettim açıkçası bu kadar yıldır. Gitme kararı almak zor mu? Çok değişik, yani çok zor bir dönemdi. Ben Eylül 2013'te ayrıldım Türkiye'den ve de bu arada gayet normal yollarla ayrıldım, yani hani yurt dışına bir seyahate gidiyor olarak ayrıldım. Öyleydi de zaten, sonra dönmemeye karar verdim. Dönmemeye nasıl karar verdin peki, onu sorabilir miyim? Ya arada böyle çok şeyler oldu, hani döneyim geleyim, ona da bakayım, şunu da yapayım falan. Açıkçası ben hiçbir zaman güvende hissetmedim kendimi yani. Birçok nedenlerden ötürü güvende hissetmedim yani. Hukuken de güvende hissetmedim, fiziki olarak da güvende hissetmedim. Hissetmedim yani kendimi güvende ve bazı durumlar olduğu zaman ve gitsem mi dediğim her anda da bu güvende hissetmeme hali beni geride tuttu açıkçası. Gitme sorusuna gelince 2013'ün o zamanları o kadar yani sudan çıkmış balık gibi bir haldi ki o kararın nasıl verdim, nasıl dönmemeye karar verdim, nasıl çıktım, orası bile birazcık hani şey aslında. Yani o sırada böyle neredeyse birazcık hayatta kalma modunda olan bir insansın. Hani çok da sağlıklı düşündüğün ya da ya tabii ki sağlıklı düşünüyorsun sonuçta, hani akli melekelerin yerinde ama gerçekten hani şeydi, zor bir zamandı yani, kavraması ve idrak etmesi kolay bir zaman değildi benim için. Türkiye'de hele o zaman, yani Memoli zamanları ultra ünlüydün sen ve herhalde yolda herkes çok seviyordu. Herkes hani aşıktı Mehmet Ali Alabora'ya, yani kadın erkek karaktere ve hani oyuncu olarak da. Sonra başka bir yere gidip sıfırdan, kimsenin seni tanımadığı bir yerde sıfırdan başlıyorsun. Bu çok zor değil mi? Bir taraftan zor ama bir taraftan da güzel. Niye güzel? İnsanlar hep hayatlarında demezler mi? Yani herkes olmasa bile birçok insan der. Bir daha dünyaya gelseydim şunu şöyle yapmazdım. Bir daha dünyaya gelseydim böyle böyle yapmazdım. Geldim bir daha dünyaya, işte ne istiyorsan ol. Tekrar oyuncu mu olmak istiyorsun? Yönetmen mi olmak istiyorsun? Restoran mı açmak istiyorsun? Hani ve bu kadar birikiminle sıfırdan başlıyorsun. Evet, bir taraftan şu zor tabii. Hani bu kadar yıllık biriktirdiğin şeyin sermayeyi burada kullanamıyorsun. Ama aslında bir taraftan da kullanıyorsun. Ama bu kadar yıldır biriktirdiğin ön yargıları, seninle ilgili hisleri, iyi ya da kötü hisleri de yapmıyorsun. Sıfırdan başlamış oluyorsun yeni bir hayata ve hala bütün bu birikimlerin var. Açıkçası ben biraz böyle baktım. Onun için mesela burada evet şimdi bir diziyle gündeme geldim ama daha çok tiyatro yönetmenliği yaptım mesela. Hani daha çok şeyim orada olduğu için. Aynı zamanda bir kreatif ajansım var. O kreatif ajansımla birlikte kampanyalar yapıyorum. Kampanyalar üretiyorum. Güzel bir takımımız var ve burada işler yapıyoruz. Dolayısıyla hani benim için bu evet zor tarafları her zaman çok oldu ama bu yeni bir hayat ve yeniden başlama fikri de açıkçası olumlu taraf oldu diyebilirim. Bu yeniden başlarken ne keşfettin kendinle ilgili diye sorsam? Çok da güzel sormuş olursun. Tabii ki insan bir kere uzaklaşmak, yani kendinden, kendine doğduğun yere uzaklaşmak, kendine de uzaklaşmana ve bir mesafe getirmene neden oluyor. Bir de tabii ki hani normal ne demek? Tabii de yani ünlü olduğun zaman, Allah'ım bu hareketi kullanmış oldum şeyde, televizyonda. Neyse beni kusura bakmayın. Tanınmış biri olduğun zaman aynı zamanda bir de bir tanınmış biri var orada. Yani bir tarafıyla da sen aslında şimdi o tanınmış kişi aslında tam olarak sen değilsin ya. Yani insanlar seni tanıyorlar, biliyorlar, belki seviyorlar ya da sevmiyorlar. Aslında seni tanımıyorlar. Yani çayını kaç şekerle içersin, kahveyi şekerli mi şekersiz mi içersin, nasıl bir adamsındır? Belki de çok uyduruk bir adamsındır. Belki de değilsindir. Belki çok utangaçsındır ama tanıdıkları kişi aslında başka biri. Onu da geride bırakmış oluyorsun. Hani ona da uzaktan bakıyorsun. Ama daha önemlisi kendinle ilgili mesela aidiyet duygunla ilgili ya da işte bu bana aittir, bu budur, ben buyumdur dediğin şeyler aslında biraz daha mesafeli bir yerden baktığın zaman başka şeyler ifade etmeye başlıyor. Ve kendini, ya eğer o mesafeyi yapabiliyorsan ve oradan bakabiliyorsan, ben çok şey öğrendim. Yani ben kendimle ilgili de çok şey öğrendim. Türkiye ile ilgili de çok şey öğrendim. Türkçe ile ilgili bile çok şey öğrendim. Türkiye ile ilgili ne öğrendin mesela? Mesela ben şimdi Cardiff'te yaşıyorum. Cardiff'ten yani Galler'de, buranın başkenti, yani Britanya'nın, Birleşik Krallığı'nın başkenti Londra. Ben Cardiff'te bir başkent, Galler'in başkenti ama sonuçta Westminster yönetiyor bütün ülkeyi. Galler'in de kendi parlamentosu var ama ben ilk defa periferiden, çevreden merkeze bakmanın ne demek olduğunu gördüm mesela. Yıllarca İstanbul'da yaşamış biri olarak. Ve mesela bu benim için Türkiye ile ilgili bir şeyi anlama, yani bir nebze Diyarbakır'dan İstanbul'un nasıl göründüğünü, Trabzon'dan nasıl göründüğünü, Adana'dan nasıl göründüğünü bir nebze olsun biraz daha iyi anlayabiliyorum. Yani evet, ben İstanbul'da yaşarken de her zaman Anadolu'yla bağlantısı olan, Anadolu'da projeler yapan, çok gidip gelen biriydim ama ne olursa olsun İstanbul'dan bakıyorsun mevzulara, merkezdesin yani. Ankara ya da İstanbul. Doğru. Mesela bu Türkiye ile ilgili öğrendiğim, hani Türkiye'deki bazı şeyler o zaman kafanda başka şeyler ifade etmeye başlıyor. Türkçe ile ilgili, yani Türkçe diliyle ilgili, ben şimdi tabii hayatımı İngilizce yaşadığım ve İngilizceye de Türkçe kadar hakim olmaya çalıştığım için, çünkü dille bir iş yaptığım için, yani tiyatro oyunu koyuyorsun, yani bir kültür insanı olarak işin dille. Dolayısıyla o dilin kıvrımlarını, kavga ediyorsun İngilizceyle sürekli, arkadaşlarına soruyorsun, ne diyorsun? Geçen sene memleketine insan manzaraları okurken ilk defa Türkçe'de de çok tuhaflıklar varmış ya demeye başladım mesela. Yani hani İngilizce'de öyle tuhaflıklar var ki bu nasıl olur falan. Sonra bir dakika, biz de o zaman hem böyle diyoruz hem de böyle diyoruz. Doğru bak falan gibi. Hani sanki Türkçe'yi öğrenen biriymiş gibi bir mesafe koymaya başlıyorsun. Aynı şey aidiyet duygusuyla da ilgili. Yani ben hayatım boyunca kendimi hep İstanbullu olarak tanımladım. Ama buraya geldikten sonra fark ettim ki mesela ben bir yerli olabiliyormuşum yani. Hani bir yerli haline... Mehmet nerelisin deyince Cardiff'liyim. Öyle söyleyeyim. Cardiff, yani Cardiff'liyim bir taraftan ama benim mesela kasabım var burada. Bahar kuzusu geldiği zaman SMS atıyor bana. Yani şimdi hani zaten bir şehirli olmak ne ki yani? Kasabını tanıyorsan, kasabını telefon edip ben hi diyorum, hello Mehmet diyor Andrew. Yani hani diyorum ki nereden tanıdın bu kadar iyi? Tanırım en iyi müşterim diyor. Sonra geçenlerde burada bir yürüyüş yaptım. Burada böyle nehrin kenarında yürüdüm. 6 kişiyle selamlaştım yolda. Ahbabım yani. Hello Mehmet, hello Mehmet falan filan diye. Bayağı Cardiff'in içindensin benim, yani sorulunca. Nereden? Sonra bizim yönetmen Filip'le karşılaştım. Gittim Filip'lerin kapısında hani social distancing'i koruyarak bir çay içtik falan. Hatır sorduk. Yani bir yerli olmak hani birazcık da aslında TED'de geçenlerde çok güzel bir konuşma izledim. Bana nereli olduğumu sormayın. Nerenin lokalli olduğumu, nereden, hangi lokalden olduğumu sorun diyor. Tam Türkçe'ye çeviremedim şimdi. Don't ask me where I'm from, where I'm a local of gibi bir şey var TED'de. O birazcık bende de çok şey yaptı yani, hani bir şey ifade etti. Evet, nerenin lokalisin? Dolayısıyla da işte bunları keşfettim. Yani. Peki özlüyor musun? Bunu herkes soruyordur sana. Özlüyor musun İstanbul'u? Hani böyle bazen insanın canı çeker ya. Ya orada çok tuhaf bir ilişki var. Yani orada çok karışık bir sürü şey var ya İstanbul söz konusu olduğu zaman. Bir taraftan şunu düşünüyorum. Şimdi ben İstanbul'a gideceğim zaman bir kere büyük ihtimalle çok üzüleceğim. Yani bir sürü arkadaşım yok, bir sürü mekan yok. O zaman İstanbul böyle sadece su, gökyüzü, dağlar, tepeler, yeşillik, o tamam çok güzel bir şehirdir. Her zaman çok güzel olmuş ama ama yoksa eğer gittiğin pastane, gittiğin meyhane, gittiğin konser salonu, gördüğün arkadaşların, o zaman şehir de yok birazcık gibi bir durum var. Dolayısıyla hani böyle bir duygu içerisindeyim. Şimdi peki diaspora olunca şöyle bir şey oluyor mu? Mesela belki normal hayatta arkadaş olmayacağın insanlar ama şimdi hepiniz diasporadasınız. Ne bileyim, bilmiyorum. Mesela işte Can Bündar veya Hayko Bağdat. Yurt dışına çıkınca böyle daha çok yakınlaşa, farklı ülkelerdesiniz ama hani yurt dışına çıkınca öyle bir şey oluyor mu? Diasporalık durumu, hani daha böyle bir yakınlaşma, kontakta olma? Tabii yani burada benim daha önce hiç tanımadığım çok iyi arkadaşlarım oldu ve onlar benim çok yakın dostlarım haline geldiler. İşte biz şu anda online meyhane projesi yapıyoruz. Tan Morgül, ben, Akın Olgun. Üçümüz yapıyoruz. Ben Tan'ı Türkiye'den tanırdım ama çok yakın değildik mesela. Şimdi ise her gün beraberiz. Online'da beraberiz tabii. Onlar Londra'dalar çünkü. Akın Olgun'u da tamamen burada tanıdım ve benim hani buradaki en yakın dostlarımdan bir tanesi oldu. Bir de Türkiye'den gelip de hani buraya yerleşen arkadaşlarım oldu. Onların bazılarıyla sürekli görüşüyoruz. Öyle yakınlıklar yapıyor ama benim için şöyle bir farkı var. Ben tabii burada çok büyük bir komünitenin, Türkiye'li komünitenin olmadığı bir yerde yaşadığım için Cardiff'te benim yani gündelik yakın çevrem hani diaspora diyebileceğim bir şeyden daha ziyade benim buradaki kendi çevrem oluyor. Dönmeyi düşünür müsün? Yani kafanda şöyle bir şey var mı? Yani şu olursa dönerim gibi. Dönmek derken yani tabii ki de Türkiye'ye gelmek, Türkiye'de tekrar üretmek, lüfer yemek, muhabbet etmek, dostlarımı görmek, ailemi görmek tabii ki isterim. Orada dediğim gibi iş yapmak da isterim. Muhtemelen ikili bir hayat yaşıyor olurum diye tahmin ediyorum. Çünkü artık burada da işim var. Efendime söyleyeyim, kurduğum organizasyonlar, işler var, içinde olduğum projeler var, arkadaşlarım var, çevrem var. Dolayısıyla hani muhtemelen böyle bir şey olacaktır diye tahmin ediyorum. Öyle bir projeksiyon yapıyorsun, öyle bir hayat. Bir de tabii sizin yani, belki... Olursa. Bir de şöyle bir şey var, o da çok güzel bir proje. E-meyhane mi? Neydi? Yanlış mı söylüyorum? O da biraz şey mi yani vatan hasretinden çıkmış bir proje mi? Aslında değil. Şöyle, biz İstanbul Aspire diye bir projeye başlamıştık. Tan Morgül, ben, Akın Olgun. Ve İstanbul Aspire projesi'nin özelliği, benim kreatif ajansım onun iletişimini yapıyordu. İstanbul Aspire'nin özelliği İstanbulluluğun İstanbul dışında nasıl performe edildiğini anlatacağımız bir proje olacaktı. Bir kültür projesi. Hala da olacak ama hani esas çıkış noktası buydu. Bunun içinde İstanbul'un gastronomisinden, İstanbulluluğun gastronomisinden daha çok. Yani İstanbul'u değil de İstanbulluluğu anlatacağımız bir proje olacaktı. Bunun da ilk ürünü olarak tam Londra'da pop-up meyhaneler yapmaya başladı. Biz de onun iletişim desteğini veriyorduk. Biz de bütün meyhanelere gidiyorduk. Ve çok keyif alınıyordu pop-up meyhanelerde. Bir kafeyi meyhaneye dönüştürüyorduk ve gerçekten bir İstanbul meyhanesi haline dönüşüyordu. İstanbullular da geliyordu, Türkiye'liler de geliyordu. Biz ama yavaş yavaş hani buralılara, Britanyalılara da hitap eden bir şey olması için çalışıyorduk. Sonra hepimizin bildiği lockdown ve pandemi geldi. Mart 2020 itibariyle ve biz... Döndüm, ben Cardiff'e döndüm, onlar Londra'daydı. Tam bir gün dedi ki, ya dedi, online meyhane yapamaz mıyız? Dedim abi, online meyhane yaparız ama böyle 40 kişi girip de bir tane Zoom etkinliği içinde ya da işte bir video konferansın içinde biri konuşacak, öbürleri dinleyecek diye meyhane olmaz. Masa olması lazım meyhanede. İnsanların da o masaları görmeleri lazım. Bunun üzerine ben bir zihni sinir projesi geliştirdim. Dedim ki acaba onu öyle yapsam, bunu böyle koysam. Ekibin şeyi benimdir, bilgisayar sorumlusu benimdir. Ve şöyle bir şey geliştirdik. 9 aydır bunu yapıyoruz. 6 tane masamız var. Ekranda sen kendi arkadaşlarınla kendi masanda sohbet ederken öbür masaların da hepsini görüyorsun ama onları duymuyorsun. Onlar da seni duymuyorlar. Ama diyelim ki orada bir arkadaşını gördün. Ya da bütün meyhane konuştuğumuz sıralarda böyle muhabbet koyulaştı da dedin ki şu 3. masa kimmiş bir gideyim bakayım. Tak 3. masaya da gidebiliyorsun. Orada da muhabbetini edip sonra tekrar geri masana dönebiliyorsun. Şimdi bunun yazılımını yapıyoruz. Yazılım bitmek üzere. Türkiye'den bir ekip yazdı. Şu anda alfa testingini yapıyoruz. Yakında da meyhaneyi kendi yazılımımızın üstünde yapmaya başlayacağız. O zaman tabii olay sadece meyhaneyle kalmayacak. Başka online mekanlar da açılabilecek. Herkesin kendi online mekanını yaratabileceği bir platforma dönüşeceğiz. Adı da Gather In olacak. Hadi bakalım, çok güzel. Vallahi hiç boş durmuyorsun. Peki bu kadar yoğun temponun arasında Türkiye gündemiyle ilgileniyor musun? Bakıyor musun Türkiye'de işte ne konuşuluyor, haber ne oluyor? Gündelik olarak yani her gün bakmıyorum ama tabii ki bazen Türkiye'nin gündemi çok şey olduğu zaman o bizi yani zaten duymamak mümkün olmuyor ve o zaman tabii ki takip ediyor oluyorum ama gündelik her gün Türkiye gazetelerini okuyarak Türkiye gündemi takip etmiyorum ama şu anda Türkiye'de neler olduğunu biliyorum. En son takip ettiğin gündem maddesi hangisi oldu? Şu anda tabii ki yani hani Boğaziçi'lerin başlattıkları mücadele ve o mücadelenin sonrasında gelinmiş olan ve daha da sertleşen yine tutuklamalarla devam eden süreç, suskunluklarla ya da dile getirmelerle devam eden süreç zannediyorum şu anda en gündemde olan şey diye tahmin ediyorum. Ne düşünüyorsun Boğaziçi protestolarıyla ve o süreçle ilgili? Bununla ilgili Boğaziçi'li arkadaşlar bana şey yapmışlardı, bir video, destek videosu istemişlerdi. Ben de nacizane bir şey gönderdim. Orada söylemiştim, dedim ki yani eğer bir ülkede ki üniversite öğrencileri kendi üniversiteleriyle ilgili verilen kararlar konusunda söz sahibi olmak istemiyorlarsa, kendilerine söylenen her şeyi olduğu gibi kabul ediyorlarsa, kendilerine söylenenleri ve verilen direktifleri hiç sorgulamadan, eleştirel düşünceyi kullanmadan değerlendirmiyorlarsa, o zaman o ülkedeki demokrasi kültüründen ve akademik kültürün geleceğinden gerçekten endişe duymak gerekir. Ama bunun tam tersini yapıyorlarsa, o zaman hala ülkede akademik kültüre ve demokrasi kültürüne dair bir umut var demektir ki buna sevinin yani. Dolayısıyla da bence çok sevindirici bir şey böyle bir oluyor olması. Yani Boğaziçi Üniversitelerinin bunu yapıyor olması ve bundan da korkmamak gerektiğiyle ilgili bir mesaj vermiştim ki hala da bu mesajımın arkasında duruyorum yani. Üniversiteler bu demek zaten. Yani özgür düşünce bu demek zaten. Özgür düşünce öyle olduğu için daha sonradan oradan bilim insanları ya da ne bileyim siyaset insanları ya da sosyal bilim insanları ya da sanatçılar ya da akademisyenler ya da hukukçular çıkıyor. Çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğin bir şey? Ben teşekkür ederim. Sizin sormak istediğiniz başka bir şey yoksa. Yok. Fflam'a bekliyoruz. Dizimizi izlerseniz seviniriz. Online meyhanede bekleriz. Biz oradayız. Dükkanı bekliyoruz hep. Onun dışında da izleyen herkese sevgiler. Sizlere de başarılar. Aynı zamanda da hala ısrarla gazetecilik yapmayı başardığınız için de bence dünyaya örnek olacak muhteşem bir grup olduğunuzu düşünüyorum. Sen de onun içindesin. Onun için hem tebrik hem teşekkür ediyorum. Teşekkürler efendim. Biz de sizi tebrik ve teşekkür ediyoruz deyip karşılıklı böyle şeylerle noktalayalım. Ama tabii artık hakikaten teknoloji sayesinde mesafeler yok hakikaten. Bir de Mehmet Ali Alabora'nın yaşadıkları bize ve işte ortaya koyduğu projeler bunu gösteriyor. Değil mi? Mekan bir yerden sonra herhalde önemini yitiriyor. Teşekkürler.